tatlı kedicikler. Çok tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav. Karlı yamaçlar ve kar kayakları. Karlı bir sabahta tatlı kedicikler dışarı çıkıp kızakla kaymak ve oyun oynamak için sabırsızlanıyorlardı. Oo, günaydın tatlı kedicikler. Bu kadar erken nereye gidiyorsunuz? Dışarı, kızakla kaymaya. Ama bütün gece kar yağdığı için kaydırak tamamen karla kaplıydı. Aa, kaydırağımız nereye gitmiş? Hadi kaydırağın yaptığı yamaçtan aşağı kızakla kayalım. Harika fikir. Miyav, 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 miyav. Çok eğleneceğiz. Ama kızaklarıyla doğrudan yumuşak kara çakıldılar. Bu kaydırakta kaymaktan çok daha zor. Hey galiba ben burada görebiliyorum. O zaman biz de kazarız, çok kolay olacak. Hadi başlayalım. Ama kaydırağın üstündeki karı kazmak düşündüklerinden daha zordu. Biz bunu kazana kadar mevsim yaz olur ya. Babacığım, babacığım. Kaydıraktaki karı temizlememize yardım eder misin? Tabii ki ederim. Ama önce televizyondaki kar kayağı yarışını izleyeyim ha. 3 numaraya maçtan hızla aşağı iniyor. Ne iniş ama. Vay, ben de böyle kaymak istiyorum. Bravo. Harika. Kar kayağı için çok daha geniş bir yamaç gerekli. Bizim kaydırak yeterince büyük ve güvenli değil. Şu anda kaydırağımız bile yok baba. Anneciğim, anneciğim. Kaydırağın üstündeki karı temizlememize yardım eder misin? Üzgünüm canlarım ama spora geç kaldım. Kaydırak karla kaplıysa neden başka bir şey oynamıyorsunuz? Ama tatlı kedicikler başka bir şey oynamak istemiyordu. Kara tuz serpince tamamen eridiğini duymuştum. Peki ya tuz? Kaydırağımızı da eritirse? Belki de bir buldozer bulmalıyız. O zaman kaydırağı hemen temizleyebiliriz işte. Bence buldozer karın dışında başka şeyleri de temizleyebilir. Hey kaydırağımız! O zaman dev bir kar topu yapalım. Sonra da onu aşağı itelim ve inerken bütün karı temizlesin. Bu harika bir fikir. Çok etkileyici bir kar topu oldu. Yapmayın. Gereken tek şey onu aşağı yuvarlamak. İtin. İtin. Ve. Hay. Kim var orada? Çok tuhaf. Burada kimse yok. Kaydırak şimdi öncekinden daha fazla karla kaplıydı. Bu kocaman dağ buldozer gelse bile temizleyemez şimdi. Benim çok iyi bir fikrim var. Biri bana yardım edebilir mi? Hey, bu babamın kayağı. Babalarının kayağı yumuşak karda kaymak için birebirdi. Vay canına. Aa, vay canına. Spor salonundaki dersim iptal edildi. Ama sizinle kaymak daha eğlenceli. Affedersin. Yaşasın. Yaşasın. Miyav, 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 miyav. Bu dev tepe kar kayağı yapmak için ideal görünüyor. Babanız size bunun nasıl yapıldığını gösterecek. Karlı yamaçlar çok eğlenceli olabilir. Ama bütün aile birlikte olunca çok daha eğlenceli olur. Süt dişi. Bir gün kahvaltı ederken Şeker tuhaf bir şey hissetti. Aa, galiba dişim sallanıyor. Bu iyi bir şey. Dişleri çıkmaya başladı demektir Şeker. Ne? Anne, bütün dişlerimi kaybedecek miyim? Merak etme tatlım. Şu anda sadece süt dişlerini kaybediyorsun.
Süt dişlerinin hepsi çıktıktan sonra kalıcı dişlerin çıkacak. Onlar da ömrün boyunca senin olacak. Kurabiye ile ben de küçükken aynı şeyi yaşadık. Yani yeni bir dişim mi olacak? Bu harika. Miyav, 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 miyav. Şeker dişini arkadaşlarına göstermek için sabırsızlanıyordu. Bak, gördün mü? Aa, gördüm. Sallanan bir diş, bu harika. Ben süt dişlerimi kaybetmekten hiç hoşlanmamıştım. O kadar da güzel görünmeyeceğini düşünmüştüm. Benim dişlerim çıktığında yerine kocaman canavar dişleri çıksın diye çok istemiştim. Ama olmadı işte. Dişin çıktığı zaman onu yastığının altına koyabilirsin. Böylece sabah uyandığında bir hediye bulabilirsin. Bu harika. Ben de hediyem olsun istiyorum o zaman. Dişin çıkmasını hızlandırmanın bir yolu var mı? Bir elmayı ısırabilirsin. Böylece dişin takılı kalır ve hemen çıkar. Peki ya dişimi kaza eseri elmayla birlikte yersem? Au! Aa! O zaman hediye de alamamış olurum. Sallanan dişine bir ip bağla. Sonra ipin öbür ucunu arabanın arkasına bağla. Araba hareket edince dişini de alıp götürün. Au! Biliyor musun? Aslında bir uçağa bağlasan çok daha iyi olur. Ya dişim yeterince sallanmıyorsa ve çıkmazsa? Dişin kendi kendine çıkmazsa sen de dişçiye gidersin. Ben bir keresinde yapmıştım. Karanlık ve korkutucu bir dişçi muayenehanesiydi. Dişçi de siyah ve korkutucu bir maske takıyordu. Zavallı küçük süt dişime asıldı. Çekti ve yerinden kopardı. Gece korkutucu hikayeler anlatmaya başladı yine. Diş doktorları siyah ve korkutucu maskeler takmaz. Aslında çok yardımsever ve iyi insanlardır. Dişçilerden korkmuyorum ama yine de gitmeyeceğim. Dişimin kendi kendine düşmesini istiyorum. Bekle. Evet, öğle yemeği vakti. Hadi sofraya Şeker. Şeker bütün gün hiçbir şey yememişti. Ve sallanan dişi hala yerinde duruyordu. Bu kadar yeter. Hemen dişçiyi arıyorum. Eminim bu konuyu hemen çözecektir. Alo? Dişçiden randevu almak istiyordum. Ama ben dişçiye gitmek istemiyorum ki. Çok korkuyorum. Merak etme Şeker. Biz de seninle geleceğiz. Evet. Pekala Şeker. Şimdi ağzımızı kocaman açalım. Hop, süt dişin çıktı bile. Ah! Bitti evet. Mi? Evet. Çok yakında bir tane yetişkin dişin olacak. Ama sakın unutma. Dişlerini fırçalamalı, diş ipiyle temizlemeli ve bana kontrole gelmelisin. Teşekkür ederim efendim. Artık dişimi verip hediye alabilirim. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Bir saniye. Oh, babamız bir süre burada kalsa iyi olur. Dişinin biraz işi var. Çok mu şeker yiyorsunuz acaba? Ben şeker fabrikasında çalıştığım için zorundayım. Herkesin dişine iyi bakması gerekir. Çok fazla tatlı yememeli. Günde iki kez fırçalayıp diş ipiyle temizlemeli. Böylece herkesin sağlıklı ve güçlü dişleri olabilir. Market gezisi. Anne ve baba alışveriş yaparken tatlı kedicikleri de yanlarına almışlardı. Çubuk makarna. Muz. Ve taze balık. İkinci bir alışveriş arabasına ihtiyacımız olabilir. Daha ne kadar sürecek? Eve gidip oyun oynamak istiyorum. Ve ben de çok acıktım ya. Durun. Süt, ekmek ve çay almayı unutmuşuz. Şimdi hepsini toplamamız gerek. Siz bunları toplarken biz süt, ekmek ve çayı alabiliriz. İyi fikir. Böylece daha çabuk çıkabiliriz. Pekala. Sanırım size bu önemli yetişkin görevini verebiliriz. Evet. Babanızla birlikte sizi dışarıda bekliyoruz. Anne ödeme yapmaları için onlara cüzdanını veriyor. Harika!
Miyav, 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 miyav. Kurabiye, sen ekmeği al. Puding, sen de sütü al. Ben de çayı alacağım. Fakat ekmekler oyuncaklar kadar ilgi çekici değil. Ve şeker varken süt kimin umrunda? Şekere dönersek... Şeker ne kadar önemli bir görevi olduğunu hatırladı. Ama sanırım kurabiye bunu unutmuş olabilir. Ve puding de. Süt ve ekmek nerede? Annemizin cüzdanı elimizde. Her şeyi alabilecek kadar paramız var. Ekmek ve süt çok sıkıcı ama şeker harika. Puding, ama sütümüz olmazsa ne içeceğiz? Bir bardak şeker mi? Kurabiye, eve ekmek almadan gidersek annemiz bize neyle sandviç yapacak? Otobüs oyuncağıyla mı? Oh! Pekala. Tatlı kedicikler ekmek almaya gitti ama bir sürü farklı çeşitli ekmekle karşılaştılar. Hadi bir tane alıp gidelim. Ama o bir tatlı kurabiye. Biz normal bir ekmek arıyoruz. Buna ne dersin? Bence kahverengi olması gerekiyor. Yani bu mu? Bunun şekli yuvarlak ama yediğimiz sandviçler hep kare şeklinde. Bakın, bu hem kahverengi hem de kare şeklinde. Aa evet, geriye sadece süt kaldı. Görünüşe göre sütlerin de birçok çeşidi varmış. Çilekli. Bu olamaz. Çikolatalı enfes. Hayır, bu da değil. Peki bu mu? O süt değil, ayran. Bu normal bir süte benziyor. Öyleyse almamız gereken bu. Lekeli'nin annesi markette kasiyer olarak çalışıyor. Kurabiye, şeker ve puding. Hepinize günaydın. Günaydın. Ne kadar da büyümüşsünüz. Kendi başınıza alışveriş yapıyorsunuz. Çok önemli bir yetişkin görevinin ortasındayız. Ah, o patenler harika görünüyor. Onlara buz pistinde giyebilirim. Çok havalı. Çocuklar, bu patenleri almalıyız. Ama her şeyi alacak kadar paranız yok. Ya patenleri alacaksınız ya da bu yiyecekleri. O zaman bu patenleri alalım. Durun bir saniye. Bunu yaparsak akşam yemeğinde paten çorbası içeceğiz. Hazır mısınız bakalım? Afiyet olsun. Buz pateni çorbası kulağa hiç hoş gelmiyor. Eminim buz patenli sandviç daha kötüdür. Parayı yiyecekler için kullanacağız. Buraya bu yüzden geldik. Anne, baba, merhaba. Her şeyi aldık. Aferin size çocuklar. Bu büyük yetişkin görevini başarıyla tamamladınız. Güzel bir sürprize hazır mısınız? Hepiniz için birer buz pisti bileti. Siz market alışverişini yaparken annenizle aldık. Buz pateni mi? Harika. Biz de bunu istiyorduk. Ama bizim buz patenimiz yok ki. Sorun değil. Oraya gittiğimizde paten kiralayabiliriz. Harika. Miyav, 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 miyav. Tatlı kedicikler önemli görevlerini başarıyla tamamladı. Ama ailece güzel bir zaman geçirmek tüm bunlardan daha önemli bir görevdi. Bir balina hikayesi. Bir gün baba Vahşi Yaşam dergisinin fotoğraf yarışması için büyük bir balinanın fotoğrafını çekmek istiyordu. Bu yüzden tüm aile dedenin teknesiyle denize açıldılar. Evet, gülümseyin. Pekala, okyanus macerasına atılmaya hazır mısınız? Evet! Miyav, 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 miyav! Hadi balinalar, fotoğraf çektirme vakti. Bir ses duydum sandım. Kendimi iyi hissetmiyorum ben. Hayır puding. Deniz tutmuş olmalı. Deniz tutması mı? O da ne demek? Yani puding artık bir balık mı olacak? Belki de bir bardak okyanus suyuna dönüşecektir. Okyanus suyu olmak istemiyorum. Zaten kendimi kötü hissediyorum.
Kurabiye, şeker, lütfen abinizi korkutmayın. Deniz tutması dalgalar yüzünden mide bulantısı hissi yaşamak anlamına gelir. Sadece dikkatini dağıtacak bir şey bulmalısın. Neden bize öğle yemeği için leziz bir şeyler tutmuyorsun? Ama büyük bir balina tutarsan bana seslenmeyi unutma. Puding balık tutarken kendini çok daha iyi hissediyor. Balina, balina! Ah, artık çok geç. Şeker annesi yemek hazırlarken ona yardım ediyor. Sanırım bu aç martıları doyurmamız gerekecek. Yoksa yiyecek hiçbir şeyimiz kalmayacak. Vay canına. Evet. Yine fırsatı kaçırdım ama. Kurabiye tekniği nasıl sürdüğünü izlemek için dedesinin yanına gitti. Önemli olan dümeni düzgün tutabilmek. Böylece tekne doğru rotada gider. Hadi dene bakalım kurabiye. Bu harika. Gerçekten tekne sürüyorum dede. Dümeni sabit tutmayı unutmamalıyım. Böylece rotadan sapmayız. Bir anda hava değişti ve rüzgar tekniği daha çok sallamaya başladı. Eyvah eyvah. Yine kaçırdım. Kurabiye, dümeni tutmaya devam et. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bırakmayacağım. Sonunda rüzgar durdu ve tekne normale döndü. Güzel şekerleme yaptım. Okyanus da epey sakin görünüyor. Kaptan Kurabiye, harikaydın. Evet, gülümseyin. Sanırım bir şey tuttum. Hey, babam balinayı buldu. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Gülümseyin millet. Balina'nın fotoğrafını çekmek babanın düşündüğünden çok daha zordu. Ama tüm ailenin yardımıyla hayal edebileceğinden çok daha güzel bir fotoğraf çekebildi. Yaşa sen uçurtma. Rüzgarlı bir günde üç kedicik endişeyle pencereden dışarı bakıyordu. Rüzgar olmasa dışarı çıkmayı çok isterim. Şuna bakın. Haklısın. Böyle bir rüzgarda kitap okumanın yolu yok. Evet, badminton oynamanın da. Ve bayan kediciğin arabası yerinde sabit durmaz. Böyle rüzgarlı bir gün uçurtma uçurtmak için çok uygundur kedicikler. Harika. Bence bugün uçurtma uçurmalıyız. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Tatlı kedicikler uçurtmalarını kendileri yapmak istedi. Bunun için anne ve babalarından gerekli malzemeleri istediler.
Bence uçurtmamız çok büyük olmalı çocuklar. Hayır, o zaman çok ağır olur. Küçük olursa daha yukarı uçar. Kuyruğa fazla fiyonk koymamız lazım değil mi? Fiyonklar uygun değil. Kurdele kullanmamız gerekiyor. Hiç kuyruğu olmaması muhtemelen daha hızlı uçmasını sağlar. Hızlı bir uçurtma istemiyorum. Büyük bir tane istiyorum ben. Sadece kurdelenin değil, fiyonkların da kuyrukta olmasını istiyorum. O zaman kendi uçurtmamı istediğim gibi yapacağım. Öyleyse ben de. Böylelikle tatlı kedicikler evi uçurtma fabrikasına çevirdi. Ve üç uçurtma da birbirinden farklı olmuştu. Büyük ama kısa kuyruklu. Küçük ama uzun kuyruklu. Ve orta boyda kuyruksuz uçurtma. Tatlı kedicikler uçurtmalarını alıp arkadaşlarıyla birlikte tepenin en üstüne çıktılar. Yaşasın! Gerçekten nasıl yapılırmış izleyin ha? Görünüşe göre artık benim sıram. Kedicikler hayal kırıklığıyla eve döndü. Rüzgar o kadar esiyor ki uçurtmaların uçması imkansız. Sorun rüzgar olmayabilir. Belki de yaptığınız uçurtmalar uçmak için doğru değildi. Uçurtmanın neye benzemesi gerektiği konusunda anlaşamadık ve ayrı ayrı yaptık. Hey bakın, tüm fikirlerimizi kullanalım. Harika bir uçurtma yapmak için birlikte çalışabiliriz. Ama her şey için bir plan üzerinde çalışacağız, tamam mı? Bu harika bir fikir. Ve babanız sizlere yardım etmekten mutlu olacaktır. Yardım ederim. Evet edeceğim tabii. Anne ve babalarının yardımıyla tatlı kedicikler hep birlikte çalışıp harika bir uçurtma yaptı. Ama tepenin en üstüne çıktıklarında rüzgar durmuştu. Hadi rüzgar, neredesin? Sana ihtiyacımız var. Müthiş, harika olan uçurtmamızı asla uçuramayacağız. Yaşasın rüzgar! Herkes hazır mı? Hadi o zaman uçurmaya başlayalım. Yerlerinize hazır başla. Tamam hadi bırak. Bu harika. Miyav 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 miyav. Uçurtmayı gökyüzünde yüksekte görmek gerçekten harikaydı. Bunu daha da özel yapan şey ise tatlı kediciklerin birlikte yapmış olması. Bisiklet. O gün büyük gündü. Anne ve babası Şeker'e ilk bisikletini hediye ediyordu. Sürpriz. Yaşasın. Artık sizinle büyük bisiklet yarışına katılabileceğim. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Bir dakika ama ben bisiklet kullanmayı bilmiyorum ki. Eğer abilerin sana yardım ederse hemen öğrenebilirsin. Göreceksin, çok kolay. Evet. Şeker yeni bisikletini arkadaşlarına gösterdiği için çok mutluydu. Hey şuna bak Şeker, yeni bisikletinle çok havalı görüneceksin. Çok güzelmiş Şeker. Yarışa ne zaman başlayacağız arkadaşlar? Önce Şeker'e bisiklete binmeyi öğretmemiz gerekiyor. Çok kolay Şeker, beni izle. Kurabiye o kadar hızlı sürüyordu ki zavallı Şeker ne yaptığını hiç anlamadı. Anladın mı? Hayır. Olsun, sen yine de bir dene. Bu hiç işe yaramadı. Ben sana nasıl kullanıldığını göstereyim. Puding de kurabiyenin yaptığının aynısını yaptı. Sadece daha yavaş. Bu sırada Şeker olabildiğince yakından izledi. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Bak. Böyle döneceksin. Bak, en önemlisi pedalları çok hızlı çevirmektir. Bence öğrenmen gereken en önemli şey dengede durmak. Bence en önemlisi zili çalmak çünkü sesi çok güzel. Şeker, arkadaşlarının tavsiyelerinin hepsini aklında tutmaya çalıştı. Hadi Şeker, bunu yapabilirsin. Çok acıdı.
aynı anda gidonu kıvırıp pedalları hızlı çevirmeyi ve dengemi koruyup zili çalmayı nasıl hatırlayabilirim ki? Eğer dik bir tepenin üstünden başlarsan hızlı gitmek için hızlı pedal çevirmen gerekmez. Ama kurabiye, dengemi nasıl sağlayacağım? Dengeni sağlaman için bisikletine dev tekerlekler takabiliriz. Ama Puding, bu sence de biraz tehlikeli değil mi? Bence en iyisi seni bir ağaca bağlayıp sonra da... Hayır, bence Şeker'in bisikletine pembe balonlar bağlayalım. Böylece hem dengeni korursun hem de güzel görünürsün. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Ha? Lekeli'nin babası büyük yarışı başlatmak için gelmişti. Peki şimdi Şeker ne yapacaktı? Yarış başlıyor çocuklar. Burası başlangıç çizgisi. Final çizgisi de kırmızı bayrağın olduğu yer. Keyfini çıkarın ve eğlenin. Ama ben... Yaşasın! Kazandıktan sonra gelip sana bisiklet sürmeyi öğreteceğim Şeker, söz veriyorum. Ama eğer ben kazanırsam ona ben öğretmek istiyorum. Herkes hazır olsun. Yerlerinize geçin. Ben kazanacağım ve Şeker'e ben öğreteceğim. Hayır, öyle olmayacak. Tamam, vazgeçme Şeker. Önce dengede durmaya çalış. Au! Şimdi pedalları çevir. Au! Denge, pedal, şimdi dön. Zili de çalalım. Au! Evet. Bu sırada yarış gittikçe kızışıyordu. Ben Şeker'e senden daha iyi öğretirim. Hayır, ben öğreteceğim. Ay! Böyle üst üste çok komik görünüyorsunuz. Dört bisikletin üst üste düşmesi sonucunda kazanan Şeker oluyor. Bu bir şaka mı? Anne, baba. Şeker kendi kendine bisiklet sürmeyi öğrendi. Bu harikaydı. Hem de yarışı kazanıp hepimizi geçti. Evet, doğru. İçimden bir ses her şeyin yolunda gideceğini söylüyordu. Bizim için iyi gittiği söylenemez. Çünkü yarışı kaybettik. Yarışı bitiremedik bile. Şeker'in bisiklet kullanmayı öğrenmesi bütün ailemiz için iyi oldu. Çünkü hep birlikte bisikletle dolaşmaya gidebileceğiz. Parkın çevresinde bir sürü bisiklet yolu var. Babaları onların ilk bisikletli piknik turunun parkurunu belirlemişti bile. Bu harika! Ailece uzun bir süre gezeceğimiz için hepimiz karanlıkta parlayan güvenlik yeleklerimizi giyeceğiz. Tamam. Miyav, 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 miyav. Şeker yarışı kazanmış olabilirdi ama ailece eğlenceli vakit geçirmenin yepyeni bir yolunu bulmuşlardı. Bu da tabii ödüllerin en güzeliydi. Satranç oyunu. Bir gün Puding oyun parkına giderken satranç tahtasını yanında götürdü. Kurabiye, satranç oynamak ister misin? Hayır Puding, seninle oynamak çok sıkıcı çünkü hep sen kazanıyorsun. Hey Şeker, sen oynar mısın peki? Oynamayı bilmiyorum. Harika, başarılı bir satranç oyuncusu olmak istiyorum ama kimseyle pratik yapamıyorum. Hey! Puding, arkadaşlarımızdan birine seninle oynamasını söyleyebiliriz. Ne dersin? Evet, elbette oynayabileceğin harika birini bulabiliriz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Puding'le satranç oynayacak ilk aday Cupcake'ti. Ama neden sadece midilliyle oynuyorsun Cupcake? O taşa at deniyor. En şirin taş olduğu için bununla oynuyorum. İşte şahmat. Kaybettin Cupcake. Ne var yani? Gidip başkasıyla oynayacağım. Bir sonraki oyuncu Gece'ydi. Ben siyahlarla oynamak istiyorum. Ha! Piyonunu aldım. Ve şimdi de atını aldım. Bir piyon daha aldım. Ve şahmat. Ha? Yine kazandım. Hemen mi? Anlaşılan iyi satranç oynayan birini bulmak kolay değildi. İşte. Dur bekle. İşte. Ya da şuraya. Şuraya ne dersin? Affedersin. Şuraya oynayacaksın tamam mı? Hardal, filini aldım. Ne? O fili çok seviyordum. Oyunda en sevdiğim taş oydu. Oynamıyorum. Ama sonunda çalışkan tarçın Puding'le oynamaya geldi.
İnanmayabilirsiniz ama daha önce hiç satranç oynamadım. Aa! Ne? Satranç uzmanı olduğundan emindik. Puding tarçına satrançla taşların nasıl oynandığını öğretti. At neden bu şekilde oynanıyor ki? Neden tahtada dört nala gidemiyor? Ve neden şah sadece bir kare ilerleyebiliyor? Oysa vezir her yere gidebiliyor. Bunlar sadece oyunun kuralları işte o kadar. Üzgünüm. Satranç kesinlikle bana göre değil. Ama kimse pratik yapmama yardım etmezse asla havalı bir satranç şampiyonu olamam ve hiçbir kupayı kazanamam. Kupa kazanmak mı? Hey, babamızın ofisinde satranç ödülleri olduğunu hatırlıyor musunuz? Evet, babamız çok iyi satranç oynuyor Puding. Şahmat. Ha? Çok iyiydi Puding. Sen nasıl bu kadar çabuk yendi? Sen bir şampiyonsun. Şu ödüllerine bak. Onlar benim değil. Onlar annenizin. Okuldayken satranç oynuyordu. Bütün turnuvaları kazanıyordu. Çünkü çok oynardı. Hey! Çok iyi bir fikrim var. Hemen annemi çağırmalıyız. Vay bu harikaydı, evet. Gerçekten çok güzel bir oyundu Puding. Görünüşe göre ailemizden bir dünya satranç şampiyonu daha çıkacak. Bu yaşasın! Miyav, 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 miyav! Baba bir satranç takımı pastası yaparak herkesi şaşırttı. Babanız bir satranç şampiyonu olmayabilir. Ama iyi bir tatlı uzmanıdır. Ve mattı. Puding böylece kendisine zorlu bir rakip buldu ve babaları çay saati için harika bir tatlı icat etti. Kedi treni. Bir gün anne ve baba kedi kediciklerini ve arkadaşlarını buharlı çocuk trenine bindirmek için parka götürdüler. Ben makinist olacağım. Puding kömür atıcısı olacak. Şeker de kondüktör olabilir. Ve kalan herkes de yolcu. Başlıyoruz. Miyav, 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 miyav. İyi yolculuklar çocuklar. Sizi burada bekleyeceğiz. Güzel bir patlamış mısır almaya vaktimiz vardır. Biraz daha kömür ekle. Böylece daha hızlı gideriz. İlk başta oyuncak fırına oyuncak kömür atmak ve bu gerçekmiş gibi oynamak eğlenceliydi. Biletinizi görebilir miyim? Kömür atmaktan yoruldum ya. Ben de bilet kontrol etmekten sıkıldım. Tamam, sen kömür atıcı, sen de kondüktör ol. Biletlerinizi görebilir miyim acaba? Ne? Yine mi? Kurabiye, artık treni ben kullanmak istiyorum. Ne? Seni duyamıyorum. Öyle mi? Artık ben makinistim, sen de kömür atıcı olacaksın. Durun, ben de artık makinist olmak istiyorum. Çoktan kondüktör ve kömür atıcı oldum. Hemen o şapkayı bana ver. Puding, ver o şapkayı. Makinist benim. Hayır, benim. Şapkayı ver. Yani şapka kimdeyse makinist o mu oluyor? Bunu asla benden alamazsınız. Şapkamı kim aldı ya? Taze ve enfes bir patlamış mısır. Olamaz.
Artık bir makinistimiz olmayacak. Oh. Hazır makinisten bahsetmişken şu anda treni kim kullanıyor? Tren istasyona yaklaşıyordu ama çok hızlı gidiyordu. Babamın treni durdurmasını isteyebilir miyiz? Ama tren çok hızlı gidiyor. Babam bunu yakalayamaz. Yaklaştım sayılır. Az kaldı. Başaracağım. Oh. Her neyse çok yavaş. Treni durdurmamız için paraşüt kullanmamız gerekecek. Paraşüt dışında başka bir fikri olan var mı? Trenin bisiklet gibi olmaması çok kötü. Çünkü bisikletimde sadece frene basıyorum ve duruyor. Evet, fren kolu. Makinistin şapkası uçtuğuna göre çok hızlı gitmiş olmalısınız. Puding, al bakalım. Makinist olma sırası sende. Hey, peki ya biz? Ben de makinist olmak istiyorum. Ve ben de. Çok iyi bir fikrim var. Hepimiz sırayla makinist olabiliriz, tamam mı? Bu harika! Miyav, 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 miyav! Çuf, çuf, çuf! Tren sürmek harika, çuf çuf. Rayların üstünde gitmek. Ve yapacak bir sürü şey var. Çuf çuf, ne güzel bir gün. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Tren ne güzel gidiyor. Dumanı da çıkıyor. Düdüğü duyduğunuzda geliyoruz demektir. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Bu çuf, kez çuf, çuf. Herkes sırayla çuf, makinist çuf, olabildi. Çuf. Ve Şeker manzarayı seyrederek yolcu olmanın tadını çıkarttı. Müzikli doğum günü kartı. Bugün babacığın doğum günü. Ve kedicikler ona hediye olarak ne vereceklerini düşünüyor. Buldum anneciğim. Babama bir bisiklet alabiliriz. Böylece işe giderken trafiğe takılmaz. Bu çok güzel bir fikir. Ama zavallı babacığın çok sakar olduğunu unutuyorsun. Evet. Ya da ona bir helikopter alabiliriz. Bu çok iyi bir fikir Puding. Ama tüm o trafiğin üstünde uçarken hava çok kirli olabilir. Buldum, buldum. Ona bir roket alalım. Böylece kirli havadan bile daha yukarıda uçabilir. Ama babanızı biliyorsunuz. Bu sefer de kesin Mars'taki trafiğe takılır. Öyleyse ona ne vereceğiz? Babanızın uzun süredir istediği bir şey vardı çocuklar. Ne? Bize de söyler misin? Müzikli bir kart. Her açıldığında içinde güzel bir şarkı çalar. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Markette seçebilecekleri bir sürü müzikli kart var. Hangisini seçeceklerine nasıl karar verecekler? Üstünde bir doğum günü pastası olan doğum günü şarkılı bir kart mı? Bu harika. Kedicikler de bunun harika olduğunu düşünüyor. Bir kez daha dinlemek istiyorum. Ben de istiyorum. Bir kez daha. Ve bir kez daha dinliyorlar. Ardından bir kez daha. Ardından durmadan dinlemeye devam ediyorlar. Bir kez daha dinlediler, bir kez daha, bir kez daha ve bir kez daha dinlediler. Hey, neler oluyor? Pili bu kadar çabuk bitmiş olamaz. Bence biraz yorulmuş olmalı o kadar. Belki şarkının nasıl devam ettiğini unutmuştur. Hatırlamasına yardım edeceğim. Sadece tembellik ediyor. Babamızı doğum gününde üzmeye mi çalışıyorsun? Düzgün çalış lütfen. Harika. Kartı küstürdün işte. Anne, kart şarkı çalmayı kabul etmiyor. Görünüşe bakılırsa pili tamamen bitmiş. Birileri çok mu fazla dinledi acaba? Sizi bu konuda uyarmıştım. Sen de bizim kadar dinledin. Hayır, sen çok daha fazla dinledin. O kadar dinlemedin. Şimdi babamıza doğum gününde ne vereceğiz?
Tam o sırada doğum günü babası çalıştığı fabrikada yaptığı tatlı atıştırmalıklarla dolu süslü bir kutuyla eve döndü. Ne yapacağımızı biliyorum, gelin. Kediciklerin bir fikri var. Bazen en güzel hediyenin kendi yaptıkları hediye olduğunu anladılar. Merhaba babacığım. Kurabiye, şeker, puding. Merhaba çocuklar. Bunu doğum günün için yaptık. Çünkü seni çok... Seni bu dünyadaki her şeyden çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. Hep müzikli bir kartım olmasını istemişimdir. Bu gördüğüm en güzel müzikli kart ve bugüne kadar aldığım en güzel hediye. Ama keşke kendi başına müzik çalabilseydi. Zaten çalabiliyor. Anneleri kediciklerin doğum günü şarkısını telefonuna kaydetmiş. Harika! Miyav, 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 miyav! Babalarının en güzel doğum günü de böyle bitti. Müzik, pasta ve aileden daha güzel ne olabilir ki? Şeker'in özel cihazı. Bir gün kurabiye ve puding odalarını çok kötü dağıtmıştı. Odanın haline bakın. Bebeklerimi ve diğer her şeyi toplamalısınız. Şeker, sen bizim patronumuz değilsin. Bunu yapmayacağız. Sen de söyle puding. Evet. Pekala. O zaman özel cihazımı kullanarak toplamanızı sağlayacağım. Hey, o cihaz gerçekten özel mi? Kesin öyledir. Odayı toplayarak özel cihazın işe yaradığını kanıtla. Pekala. Gözünüzü kapatın, özel cihazımla temizleyeyim. Değnek, odayı topla ve temizle. Kurnaz Şeker, kardeşlerine özel cihazın işe yaradığını göstermek için bir oyun oynadı. İşlem tamamlandı. Artık bakabilirsiniz. Vay, şuna bak. Özel cihaz gerçekten işe yarıyor. Artık her şeyi yapabiliriz. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Bu sizin özel cihazınız değil, bana ait. Ama beni salıncakta sallamazsanız ikinizi de kurbağaya çeviririm. Kurabiye ve puding şekeri salıncakta sallamaya başladılar. Harika. Bundan böyle kız kardeşimiz ne isterse onu yapacağız. Çünkü yapmazsak... Bir bardak çay istiyorum. Ben bir kurbağa olmak istemiyorum. Bırak. Ben de istemiyorum. Bırak. Cihazı bir şekilde onun elinden almalıyız. Hey! Özel cihazımı hemen geri verin. Yoksa kurbağaya çeviririm. Asıl ben seni dönüştüreceğim. Hemen şekeri bir kurbağaya dönüştür. Kurbağa. İşe yaramıyor. Belki gözümüzü kapatmamız gerekiyordur. Odadaki gibi. Tamam. Birazdan kurbağaya dönüşeceğimiz kesin. Koşup annemize söylemeliyiz. Hey, durun. Geri gelin. Kurabiye, kız kardeşimiz seni nasıl kurbağaya çevirdi? Anneciğim! Puding! Anne, şeker kurabiyeyi özel cihazıyla kurbağaya çevirdi. Kardeşimize yaptığın şeye bak. Ama bu olamaz kurabiye. Çok özür dilerim. Demek denizci şapkan buradaymış. Çalılarda kaybettiğimi sanıyordum. Kurabiye! Demek ikinci örgü şişim buradaymış. Ben de her yerde bunu arıyordum. Yani bu gerçekten özel bir cihaz değildi. Annemizin örgü şişi miydi? Evet, sadece
Sizi korkutmak istemiştim. Çünkü istediğim zaman odayı toplamamıştınız. Çünkü istemek yerine bize emrettiniz. Durun bir saniye. Dinle Şeker. Kardeşlerinden bir şey yapmalarını istiyorsan özel bir kelime kullanmalısın. Bu kelime lütfen. Gerçekten özel mi? Aa, puding. Kurbağayı bana uzatır mısın lütfen kardeşim? Al canım kardeşim. Teşekkür ederim kurabiye. Kapıyı açar mısın lütfen? Elbette açarım. Bu kelimeyi kullanan birilerine yardım etmek çok iyi hissettiriyor. Belki de bu kelime gerçekten özeldir ha? Tabii ki öyle. Ve tüm özel cihazlardan çok daha kullanışlı. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Kurabiye, beni itebilir misin lütfen? Elbette puding. Kurabiye ve puding, ip atlarken bana eşlik eder misiniz? Lütfen, lütfen, lütfen. Tabii ki ederiz. Her şeyi yapabilen özel cihazlar yoktur ama tatlı kedicikler için özel lütfen kelimesinin gerçekten de her şeye gücü yeter. Ağaç ev. Bir gün baba yavru kedilerle birlikte bir kuş evi yapıyordu. Evet, harika bir kuş evi oldu çocuklar. Şimdi gidip bunu asacak bir ağaç bulalım. Hadi bakalım tatlı kuş. Ben küçüklüğümde hep bir ağaç evde yaşamak istemiştim. Siz minikler ağaç evi ister misiniz? Her şeye yukarıdan bakan kendinize ait özel yerin olması harika olmaz mı çocuklar? Cik. Miau. Vay canına, gerçek bir ağaç ev çok iyi olurdu. Dostlarımız bizi ziyarete gelir. Hep birlikte oyunları oynarız. Evet, tamam o zaman. Bu durumda harika çocuklarım için bir ağaç ev yapmam iyi olacak. Pekala, sizce ağaç ev nasıl görünmeli? Prenses şatosu gibi, kuleli mesela. Hı-hı. Bir de kaydırağı olmalı. Hı-hı. Eve tırmanmak için de süper bir merdiven. Pekala çocuklar, size kaydırağı, kulesi ve tırmanmanız için süper bir merdiveni olan sağlam bir ağaç ev yapacağım. İşte böyle bir şey. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Baba ve çocuklar o ağaç evi yapmak için gerekli olan tüm malzemeleri bir araya getirdi. Ah, yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Bundan sonrasını ben hallederim. Şimdi güvenli mesafe için geri çekilin. Çocuklar inşaat alanında bulunmamalı. Tüh, hay aksi. Olamaz. Ağaç ev inşa etmek babanın sandığı kadar kolay değildi. Ona yardım etmenin bir yolunu bulmalıyız. Ona çok büyük bir çift kanat yapalım. Böylece evi yaparken havada uçabilir kuş gibi. Cik cik. İyi ama havada kalmak için sürekli kanat çırpmak zorundayken ağaca nasıl çivi çakacak? Doğru. Şimdi çekiç, kanat, 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 çekiç, kanat, çekiç. Üstelik çok yorulur. Çok yorgun. Düştüm. Peki o zaman evi önce burada yapsın, bittiği zaman ağacın üstüne yerleştirir. İyi de o kocaman evi nasıl taşıyacak? O süper kedi değil ki. Aklıma harika bir şey geldi. Gecenin babasından gelip babama yardım etmesini rica ederim. Biliyorsunuz o inşaat işçisi ve kendi vinci var. Gece ve babası memnuniyetle yardıma geldi. Miyav! Bir şeyin yukarı çıkması gerekiyorsa yukarı diye bağırırız. Yukarı! İndirilmesi gerektiği zaman da aşağı diye bağırırız. Anladınız mı? Aşağı! Yukarı! Aşağı!
Böylece herkesin sıkı çalışması sayesinde ağaç ev tamamlandı. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Ağaç eviniz harika olmuş. Cupcake, Duman ve Lekeli yeni ağaç ev için bir afiş yapmıştı. Çocuklar, en güzel yeni evi kutlama geleneği nedir biliyor musunuz? Hangi gelenekmiş o? Yeni bir ev, eğlenen mutlu çocuklarla dolu olmalı. Hadi girin oraya ve oynayın. Kendinize ait ağaç ev harika bir şeydir. Ama o evin gülen arkadaşlarla dolup taşması daha güzeldir. Kedicikler dalışa gidiyor. Bir gün babaları tatlı kedicikleri bir deniz fenerinde yaşayan dedelerini ziyarete götürdü. Hey, hoş geldiniz küçük kedicikler. Merhaba dede. Baba. Miau. Sen fabrikaya gidebilirsin. Biz çocuklarla çok eğleniriz. Bu harika. Harika. Miau, 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 miau. Bugün okyanus çok sakin görünüyor. Bu harika. Çünkü hep birlikte deniz altında yüzmeye gidebiliriz. Acaba dedemin bahsettiği denizaltı da ne? Nasıl olacak ben etrafta denizaltı göremiyorum? Evet, hazır mısınız? Tüple dalış yapmaya gidiyoruz. Ne yapmaya gidiyoruz? Dalmaya gidiyoruz. Tüple suyun altına dalış yapacağız. Nasıl nefes alacağız dede? İçinde hava olan özel tüplerle nefes alacaksın. Suyun altında nasıl göreceğiz dedeciğim? Özel su altı maskeleriyle. Hareket etmek zor olmayacak mı? Hayır, bunun için paletleriniz olacak. Üstümüze de bu gösterişli dalış kıyafetlerini giyeceğiz. Bunun için bir sürü ekipman gerekiyor. Neden suyun altında yüzüyoruz ki? Evet doğru, aşağısı çok ıslak. Çok güzel, özel ve değerli bir deniz kabuğu arıyoruz. Şuradaki kayanın yakınlarında. Sonra dona kalır. Haydi gelin çocuklar. Çocuklar, sizi bekliyorum. Haydi gidelim. Suyun altında kedicikler kendilerini tüy gibi hafif hissediyordu. Bir deniz canavarı kuyruğumu ısırdı. Bu değil. O sadece küçük bir yengeç. Sana zarar veremez. Hadi suya gel. Hayır. Sanırım bana bu kadar dalış yetti dede. Bence haklısın Puding. Ben de seninle kalacağım. Suyun altında kalırsam bronzlaşamam. Tamam o zaman. Ben de gidip o güzel ve harika deniz kabuğunu tek başıma bulurum. Tatlı kedicikler dedelerinin dürbünüyle etrafı izliyorlardı. Vay, şu dağlara bakın. Etrafında kuşlar uçuyor. Ben de bakacağım. Ben de. Çetin patilerini hazır ver. Daha bitirmedim. Olamaz. Dedem çok üzülecek. Çok iyi bir fikrim var. Tüplü dalış yaparak dürbünü arayabiliriz. Bu harika bir fikir. Hadi atlayın. Dedelerinin gözü tatlı kediciklerin üzerindeydi. Onlar dalışın ne kadar harika olduğunu keşfederken keyiften dört köşeydi. Söyleyin bakalım, dalışı sevdiniz mi? Bence harika. Bak ne bulduk. Muhteşem bir hazine buldum. Ben de bu güzel deniz kabuğunu buldum. İşte bu tam da bulmak istediğim türde bir deniz kabuğu. Sizden tüplü dalış dersi mi alsam, ne yapsam? Dede söylesene, neden böyle bir deniz kabuğu arıyordun ki? Bunun özelliği nedir? Bu deniz kabuğunun içinden okyanusun bütün seslerini dinleyebilirsiniz. Çok güzeldir.
Hadi onu kulağına koy. Tüplü dalış o kadar kolay bir şey değildir. Ama tatlı kedicikler dalmayı bir kez öğrenince deniz altında muhteşem şeyler keşfedebileceklerini gördüler. Süper kediler. Bir gün kurabiye, şeker ve puding heyecanlı bir süper kahraman çizgi romanı okuyordu. Harika. Parlayan kediciye bak, fener gibi karanlıkta gözlerinden ışık saçabiliyor. Ve kabarık kedicik kabartmanın güçlü gücünü ortaya çıkarabiliyor. Evet ama yıldırım kedicik en iyisi. Patilerinden çıkan yıldırıma bakın. Süper kahraman olmak harika bir şey. Aha. Hepsinin farklı birer muhteşem süper gücü var. Hey, neden süper kahraman oyunu oynamıyoruz? Kendi süper kıyafetlerimizi yapabiliriz. Ve süper isimlerimizi. Ve süper harika güçlere sahip olabiliriz, değil mi? Süper! Miyav, 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 miyav! Ve heyecanlı süper tatlı kedicikler kendi özel kostümlerini yapmaya başladılar. Kaptan Güç! Pelerinli kedi! Miyav kız! Hadi kurtarmaya! Harika! Gerçek birer süper kahramana benzemişsiniz. Ama süper kahramanların birilerini kurtarması gerekmez mi? Başı dertte olan tatlı kedi olabilirim çocuklar. Yani kurtarılmayı bekleyen kedi, biriniz beni kurtarabilirsiniz. Aa, bu harika! Onu kurtaran ben olacağım. Pelerinli kedinin süper uçuş gücüyle. İmdat, imdat, biri beni kurtarsın. Fena! Batınca sırılsıklam olacağız. Sen benim süper kahramanımsın pelerinli kedi. Hayır, bu kurtarma görevi Kaptan Güç'e daha uygun bir kere. Çünkü süper güçlü kasları var. İmdat, imdat, biri beni kurtarsın. Bir meteor geliyor. Hiç de dost canlısı görünmüyor. Sen benim süper kahramanımsın Kaptan Güç. Bekle, bekle, bekle. Burada kurtarma görevini ben yapacağım. Ben Miyav kızım ve zihnimle bir şeyleri hareket ettirebilirim. İmdat, imdat, biri beni kurtarsın. Olamaz. Yangın var. Benim en süper kahramanım Miyav kız. Ve ayrıca Cupcake benim arkadaşım. O yüzden onu kurtaran ben olmalıyım. Hepimiz Cupcake'le arkadaşız. Evet, onu kurtaranı seçmesine izin vermeliyiz. Merhaba. Kurtarılmaya hazırım çocuklar, her zaman. Yüksekten oldukça korkuyorum. Cupcake bir ağaca sıkışmış kedi rolünü oynuyordu. Pelerinli kedi kurtarmak için uçmaya hazır, evet. Kurtarma zamanı. Böylece kurtuldun Cupcake, inebilirsin. Bekle, Miyav kız geliyor. Seni harika zihnimle aşağı geri getireceğim. Kurtarma zamanı. Bitti. Aşağı in. Bunun eğlencesi nerede? Aşağı kendi başıma inersem garip gözükmez mi? Böyle kurtarma mı olur? Hiçbirimiz aslında süper güçlere sahip değiliz, biliyorsun değil mi? Ve bu yüzden seni gerçekten kurtaramayız. İnanılmaz. Buraya tırmanmamış olmalıydım değil mi? İmdat! Biri beni kurtarsın. Cupcake kaktüsün üstüne düşmek üzere. Yardım edin. Gerçekten iyi bir fikrim var. Kurabiye, ağaç gövdesine sıkıca tutun. Ve sonra puding onun pelerinini yakala. Ve olabildiğince sert çek. Atla Cupcake. İnanılmaz. Siz üçünüz Cupcake'i gerçekten kurtardınız. Evet, evet. Şekerin süper düşüncesiyle, Puding'in güçlü kocaman kaslarıyla ve kurabiyenin süper peleriniyle. Teşekkür ederim. Hepiniz benim süper kahramanımsınız. Birlikte çalışınca neredeyse her sorunu çözebiliriz. Süper! Miyav, 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 miyav. Bir dahakine beni de kurtarır mısınız? Beni de. Meğer yavru kediciklerin gerçek süper gücü birlikte çalışmakmış. Onlar gerçek bir süper takımdı. Yani süper tatlı kedicikler. Ismarlama rüyalar. Bir sabah tatlı kedicikler birbirlerine rüyalarını anlatıyorlardı. Rüyamda küçük bir derede tekneyle gittiğimi gördüm. Ben rüyamda yeni bir elbise deniyordum.
Ben de başımdan daha büyük bir şeker yiyordum. Merak ediyordum da insan acaba görmek istediği rüyayı görebilir mi? Emin değilim. Ama neden denemiyoruz çocuklar? Eğer işe yararsa her gece istediğimiz rüyayı görebiliriz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Gece rüyamda kendimi okyanusta değil bir teknede görmek istiyorum. Ben de şatodaki bir prenses olduğumu. Ben rüyamda farklı türlerde kelebekler göreceğim. O gece resimlerini yastıklarının altına koydular. Masal zamanı. Bu gece sizlere Çizmeli Kedi isimli ünlü bir kedinin hikayesini okuyacağım. Sabah oldu değil mi? Evet, oldu. Hiç işe yaramadı. Rüyamda balık avlarken bir çizme yakaladığımı gördüm. Maalesef bende de işe yaramadı. Gece rüyamda bir prensestim ama kocaman bir çizmenin içinde yaşıyordum. Bunun sebebi dün gece babamın bize Çizmeli Kedi'yi okuması kesin. Sen de bir çizme gördün, söylesene. Evet, ben de rüyamda içi şeker dolu bir sürü çizme vardı. Rüyalarında neden hep yemek görüyorsun? Merak ediyorum Puding. Emin değilim. Belki de uykuya dalmadan önce hep yemekleri düşündüğüm içindir. Olamaz mı? Puding, sen bir dahisin. Akşam rüyamızda ne görmek istiyorsak bütün gün onu düşünmeliyiz. Tatlı kedicikler bütün gün o gece rüyalarında görmek istedikleri şeyi düşündüler. Ben bir prensesim. Kocaman hızlı bir tekne. Kelebekler. Bir sürü kelebek. Derken babalarının masal okuma vakti geldi. Masal zamanı. Kırmızı başlık ve kız. Hayır. Ben bir prensesim. Kocaman bir kelebekler. Tekne. Ben bir prensesim. Kelebekler. Kocaman bir tekne. Çok teşekkür ederim. Senin yüzünden bütün gece rüyamda kelebek gördüm. Ben de kendimi bir tür prens olarak gördüm. Benim rüyamda da kelebek kanatlı kocaman bir tekne vardı. Birbirimizi duyduğumuz için rüyalarımız birbirine karıştı. Çok iyi bir fikrim var. Bugün birbirimizle konuşmayalım. Böylelikle rüyalarımız da birbirine karışmaz. Tatlı kedicikler bütün gün rüyalarını düşünmekten o kadar yoruldular ki gece uyuduklarında rüya göremeyecek kadar bitkindiler. Dün bütün gün ne rüya görmek istediğimizi düşündük ama bütün gece hiç rüya görmedik. Neden istediğimiz rüyayı göremediğimizi hiç anlamıyorum. Belki de bu mümkün olmadığı içindir. Rüyalarımız bizim için gizemli ve harika sürprizlerdir. Onları harika yapan da işte bu. Rüyalarımızın zengin ve ilginç olmasını istiyorsak, deneyim toplamak için her gün olabildiğince çok eğlenceli ve ilginç şeyler yapmalıyız. Hey, bu doğru! Miyav, 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 miyav! Tatlı kedicikler bütün gün bir sürü ilginç ve faydalı şey yaptı. Bütün gün bu deneyimleri biriktirdikten sonra gece hemencecik uykuya daldılar. Ve her üçü de yepyeni, eşsiz ve etkileyici rüyalar gördüler. Tüylü hırsız. Bir gün tatlı kedicikler her zamanki gibi odalarında oyun oynuyordu. Ta ki garip bir şey fark edene kadar. Ne? Puding, parlayan yeni düdüğümü gördün mü? Sen mi aldın? Ben de değil. Şeker, yeni düdüğüm yok. Biraz bekle. Önce diğer renkli saç tokamı bulmalıyım. Hayır, sen almadın değil mi? Benim de büyütecim yok. Şeker, sen mi aldın canım? Senin büyütecini niye isteyeyim?
Ama benim saç tokamı ikinizden biri almış olmalı. Ben değildim. Senin saç tokanı görmedim. Senin büyütecini ama düdüğümü istiyorum. Ama benim saç tokamı kim aldı? Büyütecimi bana geri ver. Hadi canım lütfen. Pekala. Bütün bu kavga da nedir böyle? Şimdi hanginiz bana küpemin diğer tekinin nerede olduğunu söyleyecek? Biz almadık ki. Bu demek oluyor ki evimizde bir hırsız var. Evde gerçekten bir hırsız olsaydı muhtemelen onu fark ederdim. Aa, neler oluyor? Jöle kaşığım tam da buradaydı. Nerede bu? Oh, anladım. Evde bir hırsız varmış. Sadece hırsızın ne istediğini bulmalıyız. Ama ilk önce aldığı eşyaları neden aldığını anlamalıyız, değil mi? Kaşık, küpe, büyüteç, saç tokası ve düdük. Jöle kaşığı aldığına göre gerçekten jöleyi seviyor olmalı. Tabii ki herkes jöleyi sever. Bu pek yardımcı olmadı. Küpemin diğer tekini almış. Ve benim diğer saç tokamı. Bu da hırsızın bir kadın olduğu anlamına gelir değil mi? Belki de büyütecimi göremediği için almıştır, olamaz mı? Ve spor seviyordu. Çünkü benim de hakem düdüğümü aldı. O zaman hırsız anneannem mi oluyor? Elbette. Anneanneniz çok akıllı bir kişidir. Durun bir dakika. Kanıtsız bir şekilde birini suçlayamayız. Yapmamız gereken hırsız için biraz yem bırakmak. Bütün bunların ortak noktası ne? Bir kere hepsi parlak. Babanın araba anahtarı parlak olduğundan onu yem olarak kullandılar. Herkes nefesini tuttu ve hırsızın kim olduğunu görmek için bekledi. Anlaşılan hırsız bir saksağan gibi duruyor. Bana tanıdığı güneşine izin vermeyin. Harika. Şimdi nasıl işe gideceğim ben peki? Bekle canım. Panik yapma. Tüm kayıp şeylerin nerede olduğu hakkında bir fikrim var. Şuna bakın. Burası bir hazine sandığı gibi. Bu hırsızın tek kurbanları biz değilmişiz gibi duruyor. Tatlı kedicikler komşularını aradı ve komşular da hırsızın yakalandığını duyar duymaz koşarak geldi. Aa. Hepsi parlak şeylerini kaybetmişti. Sadece bizim eşyalarımız kaldı değil mi? Küpen canım, büyütecin, saç tokan, düdüğün, anahtarlarım ve kaşığım. İşte bu kadardı. Hadi eve gidelim. Ha. Kuş için kendimi kötü hissediyorum. Işıltılı şeyleri gerçekten seviyor ama geriye hiçbir şeyi kalmadı. Baksana, benim bir fikrim var. Zavallı saksan için gerçekten parlak başka bir şeyler bulmaya ne dersin? Tamamen onun olacak parlak şeyleri olur ve kimse ondan geri almaya çalışmaz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Böylece tatlı kedicikler saksan için güzel parlak bir şişe kapağı bıraktı ve tüylü hırsız sayesinde birini suçlamadan önce her zaman gerçekleri ortaya çıkarmak gerektiğini anladılar. Özellikle anneannenizi suçlamadan önce.